Başladık mı? Kirelik, küçültülen cahil kök mevzulardan bu mevzu tere sildik ayrış sistemi var. Bak buna. Tere sildik ayrış sistemi var. Özü ayrış, organizmde ayrış degenin ne degenin degen savol tuguladı. Ayrış bu. Ana şu moddalar almashuvining ikinci bosqichi. Qayerda geçadi? Hujayrada geçadi. Moddalar almashuvining mahsulotlari, qoldiq mahsulotlari ayrish organlari orqali chiqarib yuboriladi. Uchinchi bosqich. Chiqarib yuboriladi. Ana shu mahsulotlar chiqarib yuboriladi. Bu jarayon uchinchi bosqichga kiradi. Juda ham to'g'ri. Bular demek 5 ta kiring. 5 ta asosiy ayrish chiqarib yuboradigan sohalarimiz o'z ichiga oladi. Qaysi sohalar degan savol tug'iladi. Demak, kimlar ayrilib yuboradi? Demak, birinchisi ular albatta buyrak. Buyrak ayrilishda qatnashadi. Moddalar va shu mahsulotlarni birinchi o'rinda buyrak. İkincisi butik, butik dedi mi zaten? Butik, butik dedi mi butik? Ayak diye diyor. Ha, o yeriz, butik. Butik deyken ikinci harf ne oladı? O, o burası da olur mu? Ha, ha, ne yun noka diye yapalım. İkinci organ bu ülke. Üçüncü harf neyse? Üçüncü, üçüncüsü, terre. Bezi, terre bezi. Karek, izi yok. İzi yok. Hazırlığına geldiğinde yeterli. Terre bezi, izi yok. Yine kadar etmiyor, izi yok. Törünç harf kaysa bulandı? Ya bulandı, iyi var. Biz şey vardı, bütik diye yapmış. Bütik deme ya, biz şey vardı, bütik diye yapmış. Törünç harf kaysa? İyi, cek. Beşin çıkarım demek şey var da. Bu. Yer olan. Şey var da kem olan. Bötik değilsin. Bötik değilsin doğru mu? Demek beşin çıkarım demek ya. Yer. Yok. Bezi. Bu ter. Bezi. Yok. Bezi. Yok bezi. Ter bezi. Ben ya buna kadar yapayım. Aynen şu sizi birinci miyizde kıynelerken sağlıklı cevabını takip ediyoruz. Ter bezi, yağ bezi deyip Allah'a da etki ediyoruz. Bir günü mağazı ödüyorsan bana elinde aşpaytlar keli yap 8-8. Ne yapken yaptılar elini 8-8 yazdı olarak kitaplar. Ter bezi başka, ter bezi var mı? Ter bezi var mı? Desem, ki o bir tane arsamaz mı? Doğumlar diyeceğim. Ayo, başka neyse teri bezi bile, teri bezi. Bunda teri bezi var mı, teri bezi var mı? Degen sorularımız bunlar. Demek ki buna kadar yapma. Teri de, ben teri hakkında yapayım. Çünkü ayrıç organlara teriyen şeylerde birinci mağazası teri. Ve asosik narsa, bugün gün öte gün narsa, büreyde sildiği kanlı hası bulardı, mağazası başladı. Biz şunu üçündür beri gelince biz vakit edip olayken de. Lakin teri, yani birinci mağazalarımız teriyor. Şimdi teri, teri yiyen az yine toktalı ötük eder. Teri ne biz bilemiz, demek üç kavatı görüyoruz bu kitaplarda. Demek birinci kavat epizelimiz kavatı. Epizelimiz kavatı kök kavatlı yassı epizeli de taşkı görüyoruz. İkinci kavat bu derma. Derma degen teri degen. Asıl teri kavatlı. Ha? Derma kavatı hem ikiye bölünürdü. Sorguçlu ve torsuman kavatlı bölünürdü. Ve üçüncü kavat hipoderma. Gipo degani kamayisham deb kelaveradi. Gipo degani ozayish yoki osti ham deb kelaveradi. Ya'ni gipoderma dermani ostidagi qavat. Past degan ma'noni anglatadi. Xullas gipo. Tushunyapsizlarmi? Ha? Demak, gipoderma bo'lsa, eng pastki, demak, dermaning tagidagi qavat gipoderma deyiladi. 3 ta qavat ekan. Endi terida teri bezlari bo'ladi, teri bezlari bo'ladi. Teri bezlari ikkiga bo'linadi. Terili bezler diyen de, teri bezler diyen. Şunu yaptılar mı? Teri bezleri iki, ter bezi var, yağ bezi var. Kim düşünmez?
Çünkü ilahe indi, başka başka. Terdi, acar deyiyorum biz başka. Yağ da acar deyiyorum biz, başka sultanı. Lekin iki uyan teri bezleri. Şunun ileri, teri bezleri iki kıl, teri bezi, yağ bezi. Çünkü başka başka da bunlar aşınca alakı da alakı da yapıyoruz. Şimdi, büyürek nimelerde acilatları deneyen savallı cevap verirken olsaydık, büyürek maddeler anlaşımının maksulatları. Organizmge gereksiz bugün maksulatları da acilatını çıkarıyorlar taşıklarıydı. Nimeler? Artıkça su gereksiz buluşu mümkün. Tuzun artıkçası gereksiz buladı. Tuzda artıkçasını çıkarıyorlardı. Kaldık azot, maçirine, kreatinin, sildik kisaten, bana şu maddeler kereksiz. Organizm için zararlı maddeler, anlaşılmış maksulatları bu genli gücün şunları da büyüreye çıkarıyorlar. Kim geçinersiz bu? Şunarlıyım mı? Yani de öpke hemen çıkarıyorlar. Öpke birinci oranında suyu çıkarıyorlar. Ve karbonatan gibi çıkarıyorlar. İki tane arası. Ve bunlar da çıkar, biz bilmemiz mi hemen çıkarıyorlar da? Azot tam çıkarıyorlar. Azot kitabı bize yazık etmeyen, lakin siz kafası alış mavzusu da malum siz ki azotunu, kaç azot girer? 79 79'u 3 faiz azot girip 79'u 7 faiz doğru çıkar. Demek azotan çıkardı kendine. Doğru mu? Ha, peki bana onu bir açıkta bir kere etmek yetmedim. Okuşlarla sağlık verirse benim yok olarak da kaysa organla ayrış organ ayrışlıkla kirar verirse demek bütün kirar diş gereği için olmuşlar. Ne oldu yani? Demek büyürek, tere, yürek yok ki teri, cek yok bir zaman. Aşın ya kıyasla alıp sekin hatırlarda atsız bulurlar. Sen nasıl siz sınav görüyorsunuz? Kimde sınav görüyorsunuz? Müslüm Bey'i sınav görüyorsunuz. Bulur adamı. Dostluğa karamazsın. Kaç soru görüyorlar güzel yani? Yürek, öpke, teri, cek, yok. Yok, bezi. Bezi. Teri bezi. Teri bezi. Teri bezi. Teri bezi. Çünarlı ya. Önce ise kolay. Hop, öyle öyle şunu taptın da yeniden. Yeniden ter bezi ne bana acıratardı? Ter bezi halistirin efirlerini acıratardı. Birinci olur. Ne bana ki? Halistirin efirlerini acıratardı. Sildi iki saat acıratardı. Yani manoğlu öpke acıratken de kası su acıratardı. Karabaradan gitti, bitti acıratardı. Ve başka maddeler kalli, natri klor, ne acırat adı? Azot saklı uçun maddeler adı. Ve teri, ana koşu var ben benim. Teri bezi diyen halisinin efirleri, yağ bezi acırat adı. Şuna öyle gel. Teri bezi gibi gider de, teri bezi gibi. Teri bezi gibi yağ bezi gibi adı yok. Şimdi için bana yağ bezi halisinin efirleri acırat adı. Belki yaşımız mümkün azot saklı uçun maddeler adı. Maçivina, kreatinin, şunlarla gel. Kaldın azotlu uzu. Mesela bir yol yazık etti ama ter bezi acıratken ter tarifi de ter bezi acıratken ter tarifi de bir gece gündüzde özü 500 mililitre ortaça ter acıratken olsa şundan 2 gramı natri klor 1 gramı azot bulan. Şu yapsan bir gece gündüzde. Ter acıratken. İçek ne bana acıratardı? İçek birinci orunda halistirindir. Hazım bulmayan avukat kaldırlarını acıratardı. Ot pigmentlerini acıratardı. Tuzlarını acıratardı. Dört tane arası. Demek halistirin. Halistirin duyan yok. Doğru mu? Ortakça halistirindir. Hazım bulmayan avukat kaldırlarını acıratardı. Ot pigmentlerini, çünkü ot ayırt etmişler. İçek geçişler değil demek, içek bile dışı getirir. Ve artıkça tuzunu acıratır. Kim? İçek acıratır ya. İçek en demek, ayrış organı yekirir. Bakın hangisi? Yağ bezleri. Yağ bezleri ne ayet geldiğimizde gidin bana? Ha, halistirin efirlerini, sildik kislerini ve organizmde türlü kıl yağlarını, yağ bezleri acıratır. Yağ bezdeki yağ bilen, yağ bilen. Teri, ter bezdeki
teri bezdagi kislotani qo'shilishida terida birinchidan yog' hisobiga teri sirtmanchi bo'lib qoladi, turli xil shikastlanishlardan saqlanadi. Va bundan tashqari teri bezdagi demak, kislotani yog' bezdagi yog'ining qo'shilishidan ikkalasining qo'shilishidan kislotali muhit paydo bo'ladi terida. Va bu bakteriyalarni o'ldirish uchun ahamiyatli hisoblanadi. Tushunarli bo'lyaptimi? Yaxshi. Uy yog'anda demak, 5 ta a'zoyimiz, demak, o'zi terini tarkibiga ketyapti. Ter bezi, yog' bezi va bundan tashqari ichak, o'pka, buyrak, demak, qarish organlari kiradi. Tushunarligi? Yaxshi. Demak, asosiy bugun tanishadigan mavzuyimiz siydik qarish organining tuzilishi. Men birinchi shundan bitta narsani aytib ketaman, qarang. Sizga ertaga savollar chat 37-chi mavzuda ochib qo'ying. Siydik qarish organining tuzilishi deyapti, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? 115-chi bet. Mashhaddagi nima gap ketgan bo'lsa, mana shu mavzuda. Qanaqangi gap ketgan bo'lsa, o'rtoqlar, bu anatomiya haqida gap ketyapti. Chunki organning tuzilishini o'rganadi. Mana shu mavzuda hammasi anatomiyaga doir. Bundan 38-chi mavzuga o'xshaydi. Siydik ajratish organining funksiyasi. Funksiya nima u? Faoliyat. Faoliyat bu fiziologiya. Demak, shuni ichidan, mavzuni ichidan qanaqadir gaplarni qo'yib turib, bularni qaysi biri anatomiyasiga tegishli? Siydik ajratish anatomiyasiga tegishli. Qaysi biri fiziologiyasiga tegishli esa siz bemalol ajratib olishingiz kerak. To'g'rimi? Yoki ana shu gapga qarab bu fiziologiya bo'ladimi, anatomiya bo'ladimi bilish kerak-da. Tushunyapsizlar? Bekarga buni alohida-alohida qilib yozmagan. Birinchi anatomiyasini o'rganamiz, qanday turganligini. Va undan keyin anatomiyada qanaqa jarayonlar bo'lishi, fiziologiyasini o'rganamiz. Demak, birinchi mavzumiz qaysi ekan? Siydik ajratish organining tuzilishi haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, ayrishda ishtirok etadigan siydik ayrish sistemasi organlariga bir juft lobyasimon buyrak kiradi. Buyrakning massasi, har qaysi buyrakning massasi 150 grammdan bo'ladi. Ikkala buyrak 300 gram o'rtacha bo'ladi. O'rtacha 300 gram bo'ladi. Xo'p, buyrakning shakli lobyasimon yoki shevada lobyasimon. To'g'rimi? Lobyasimon. Yo'q, lobyasimon. Farqi yo'q, ha? Demak, lobyaga o'xshaydiganmi? Ha? Buyrakning shakli lobyasimon shaklda bo'ladi. Bel umurtqalarining ro'parasida, ikkala bel umurtqaning ro'parasida joylashgan bo'ladi. Qaysi bel umurtqa? Nechinchi bel umurtqa? Birinchi, ikkinchi bel umurtqasining ro'parasida joylashgan bo'ladi. Endi tuzilishiga keladigan bo'lsak, buyrak ikkita qavatdan iborat bo'ladi. Birinchisi postloq qavati bo'ladi. Uning postloq qavati qoramtir usta bo'ladi. Qoramtir. Ana postloq qavati. Korteks rinalis deyiladi. Tashqaridan kapsula bilan qoplangan bo'ladi. Qo'ng'ir, och qo'ng'ir, qizg'ish tusli kapsulasi. Birinchi kapsulasi. Keyin buyrak postloq qavati. Postloq qavati qanaqa rangda? Qoramtir. İçki kavatı hiç kanaka rengi olan boyamadım. Görüyorsunuz mı? Çünkü o içki kavatı ok olan. Şunlar değil. Demek taş kısı korandı. İçki kavatı mağız kısı mı ok olan usta olan. Şimdi büyüreknin postlok kavatı düşünerdik. İçki kavatı hakkında yaklaşırken onu bulsak. İçki mağız kısmında nimeler bu? Büyürek piramideler. Okandır üstündeki büyürek piramideler. Coğraşken bu. Piramidani shakli qanaqa shaklda ekan? Qaranglarchi. Konus sumo shaklida. Mana konus sumo shakli qanaqa shakl bo'ladi? 2 3 necha rasha bo'ladi? Sizlar bilasizmi? Yo'q. Ha? Konus sumo bo'lsa 3 ingichkalashgan bo'ladi. 1 3 ingichkalashgan bo'ladi deymiz, to'g'rimi? Mana 1 3 ingichkalashgan bo'ladi. Nima ekan bu? Buyrak piramidalar ekan. Piramidalarni endi keyingi qismida buyrakning
kasaçaları bulardı. Kasaça yok ki geleceğim diye koşardı bazı damlalar. Şunları gel. Nemalar iken bu? Kasaçalar. Büyürek kasaçalar. Büyürek kasaçaları, büyürek kasaçaları. Büyürekliğin batık damanı gel. Birleşik etken, büyürek canı gel ulanıp etken. Şunları gel, kasadan gelime gelirken canı gelirken. Gelme kalmasın. Demek kasaça, demek ne demek ulanıp etti? Büyürekliğin can kısmı gel. Şunları gel, böyle yaptı mı? Bana onu mu yiyken bana ulan? Kasaçalar. Yürek kasaçalar. Şimdi demek makarayı taşkardan içkerge sekenin tip bir yapız. Yürekliğin fuslu kısmı içkerge batıp kirip piramidelerini asasını hani fuslu kısmı piramidelerini asasını kopladı ve piramidelerini iki yolundan sekin aslında kiradı ve piramideler üstününü hasıl kıladı. Bana onlar sana neyken? Piramidelerde demek üstünü iken. Nemeden hazır böyle yaptı bu üstün? Demek tuzluğu kısmından hazır böyle yaptı. Üstünlü rengi kadar kabul eken demek. Karamtır. Karamtır üstü böyle. Şunu yapsana demek ya. Karamtır üstü böyle. Şimdi büyürekken ne mi kiradı yok, büyürekken büyüreğden ne mi çıkadı degen soru sorulardı. Büyürekke bitten arsa kiradı. Uyan bosa, uyan bosa. Arteriye kan damarı kiradı. Arteriye kan damarı kiradı. Çünkü kanına tanrı degen damarı kaysa? Arteriye kan damarı. Bu. Arteriye kan damarı kaysa kan damarının şoklanıştan hasıl buldu. Karın aortasının şoklanıştan hasıl buldu. Şunarlı ki? Yüreğden ne çıkar? Yüreğden çıkardığı onlarsa birincisi vena kan damarı çıkar. Yürek vena. Çünkü hemen organlar ki arteriye kiradı vena vena çıkar. Vena kan damarı çıkıyor. Yani yüreğden ne çıkar? Lifa tomirlari chiqadi. Lifa sistemasining qon aylanishidan farq qadiganmiz. Ular qon aylanish yurakdan boshlansa, bular to'qima organdan boshlanadi. Yurakning to'qima organidan lifa boshlanadi. Lifa ham chiqadi. Ikkinchisi chiqqan narsa, uchinchi chiqqan narsa siydik yo'li chiqadi. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lyaptimi? Ikkinchi chiqadigan narsa siydik. Endi mana shu kirdi chiqdi joy nima deydilar? Daroza deydilar. Mana shu yuragining darvozasi. Darvozadan kirgandan keyin jonga tushib ketadi. Shunarligi jondan keyin nima? Kosatdan keyin nima? Yurak piramida. Shunarligi. Endi bular hammasi nima haqida gap ketyapti? Yurakning anatomiyasi haqida gap ketyapti. Chunki hammasi tuzilishi piramida, jon, kosa, tog'ora hammasi. Shunarligi. Endi yürekliğin mikroskopik görünüşünü alevdiyan bozuk, mikroskopik görünüşü yürekli. Nefronlardan türüyen bulandı. Yürek nefronları yürekliğin mikroskopik görünüşü. Nefron kayırdı bulandı. Nefronun malum bir kısmı puslu kavatıda, malum bir kısmı mağaz kavatıda bulandı. Kaysı kısmı. Yürekli hani nefronunu, az bunu yaklaşalımız abi, yani bir tanesini ayetmeye getirip ben, nefron, nefron. Büyürekteki piramidelerdeki neyi kullanıp etken bunlar? Nefronda yığucu neyi kullanıp, yani yığucu neyi görse, şu yığucu ney, büyürekte piramidelerde bana ki neyleri kullanıp. Şu neyi kullanıp etken bunlar. Her bir piramidede mesela ki köpler neyleri kullanıp. Çünkü nefronun sonu, nefronun sonu. Nefron. Yürekte her kaysi yürekte 1 milyonda. İkkala yürekte demek 2 milyonda. Yok ki 2,5 milyonda buluşu mümkün eken nefron. Nefronun uzunluğu ise 50-55 milimetre bulan. Her bir nefronun uzunluğu 50-55 milimetre bulan.
Hemen nefronunu koşup istediğin olmasak uzunluğu. Bir tanesini bir tarafa tortup geçsek, Andrian tarafı bir tanesini bu tarafa tortup geçsek, 100 kilometre burada. 3 olsaydı, kakalı tok diyemiz, böyle yapsaydı. Şunlar diye kanca burası ya? 100 kilometre burada. Hemmasının uzunluğu burada. Her bir tanesinin uzunluğu kanca burası ya? 50-55 milimetre burada. Yürekte sildik hazır buluşu bana şu nefronya bağlı olur. Şimdi bana nefronda alakalı ben çizip koydum. Aldığım kitaplarda nefronunu çizmezdi, etmezdi. Hazır nazar izikattan ayetip getirdi. Yani ciddi kemçiliği var bu kitap. Nefronun kısımlarını alakalı yazıp bu şeyle. Aşımdan kim bu mazuzdan sonra mekönüm toldu. Kaç mazuzdan başladı? Ayet yürekme. Aşıya tıkap geçip. O yan cahaya zor verip bu kitap. O yanca o yerden ama yoldum, yakışı verirdi. Oğullara aytardım çünkü nefronun bir yana yazık etmem dedi. Yazık etmedi. Benim yaplarımız her kulağı kızgın şekliyle benimce. Demek, şimdi demek, yürekte nefronda sildiği hasıl buluşunda yaklaşamaz ki yine bu ucu nereden, piramide ne görüyor? Piramide kosa gel, kosadan camca uyulup, camdan darazorları sildiği çıkıyor. Çünkü yapsalar, hangi hasıl bulamadı? Belki şunu bilişimiz gerekiyor. Özür, mazudu mahiyat şöyle, mazudu kalın. Bu niye yazgın mazudu? Kitaplarına da yazmayın. Sildik kandayı hasıl buladı. Kızıldı bu, doğru mu? Kandan sildik hasıl olup buladı. Kandı hasıl. Bunu aldı, bunu bir işle aldığımız kandan gibi deki maddelerde bir işimiz gerek. Kança miktarda nime bağır, şunu bir işimiz gerek. Bizge malum, kandı iki kısımda bölünür. Kan terkibi, şekilli elementleri ve plazmaya bölünür. Kondi şekilli elementler 3'te eritrosit, leukosit, trombosit bulan. Demek bunlar da çıkarı plazma terkibi de su 90%, oksil 7%, yağ 18%, tüz 0.9%, glukoza 0.1-0.12%, vitaminler, garnorlar, fermentler, antiselolar, antitoksinler, kolluk azot, maçvinler, kreatinin, karbonhidrat. Karbondan gelince yanında şekil elementi birikken, eritrositki birikken oldu bunlar. Biz gelmeyelim. Doğru mu? Eritrositteki neye birikken buladı? Gemoglobinge birikken, karbondan gelince. Ha? Bana şu kuant tarifindeki maddelerden sildik özü ne var? Sildik kuant tarifi su, tüz, kolluk azot, maçivine, kreatin. Şular sildik mahsul oldu. Şularda Allah'a da kalıp çık getirdi. Ab çık getirdiği sebep yürek. Yürek dedi değil mi? Nefron sebep çıkıyorlar. Şimdi bundan aldın yürek dedi nefronun kan bilen tahminlenmesi bilen tanış çıkıyor diyor. Bana yürekte arteri kan damarı kiradı. Karın aortasından çıkan yürek arteriyası şahlanıp arteriyolalarını hasılıklar. Yürekin içine girip şahlanıp yürek arteriyolalarını hasılıklar. Yürek arteriyolalar bana geldi. Bana bu narsalar hep geldi. Yolda geldi. Şunlar ne ki? Bana bu narsalar yolda. Kaç yolda? Yüreğe içeriler. Bana konuda burada onu neyken? Arteriyolda neyken. Arteriyolar yüreğe nefronun içine girerdi. Nefronun içine kristal aldı. Şöyle şunu tokla duramızda nefronun kısımlarına tanışacağız. Nefronun kandaya kısımları var. Bana Şumlyanski Bauman kapsulası. Ne kapsula bakdırttı mı? Şumlyanski Bauman kapsulası. Oğlanın namı yok. Nefronu birinci kısmı. İkinci kısmı birlamcı egirin bügülü kanalcılar. Birlamcı egirin bügülü kanalcılar. Şimdi paskaya tutuşturup, karin, kapsula birlamcı egirin bügülü kanalcılar yüreğin postal kısmını bulalım. Postaldan şuraya çıkarttı, mağaz götürüp ne? Genli halkası, uzun tutuşturup genli halkasına hazırladı. Bu halkanın namı genli halkası dedi namlılar. Alımlı namıya koyulken, topki alımlı namıya. Yani ben halka dırtlayamam da gelişim, bunların genli halkası dedikken. Şunlar dedi ki, genli halkası. Yani mağazın içine girip durup, mağazın şunu yapsalar, mağaz kısmına girip durup, ikilemçi egürü bügürü kanalçalar da kalsıklar. İkilemçi egürü bügürü kanalçalar, büyürek nefronunun yığıcı neyge ulanken bunlar. Bu yığıcı neyge başka nefronlara ulanken bunlar. Yığıcı neyden piramidanın neyge ödedi, piramidanın üç kısım bağlı der demek, neylerinin sorguçları buladı, sorguçlar kasa yolları geçiyor. Şimdi ileri, hala ki köplü abiyende, bunun yakıyorsa sıfırmende, köplü abi su çıkarırken motorlar vardı, 2 milyon da 2,5 milyon da biz arayın.
tasavvur qilyapsizmi? 2 million, 2 yarim million deb shunaqa har bitta aloqa bo'lmoq kerak bu. Ularga tuk kerak emas, yeb tursangiz bo'ldi. Tushunarligi. Sevdim chiqib qolsa ham ishga urar. Xo'p. Endi. Mana qon tarkibida mana shu mahsulotlar buyrakning arteriolasi orqali shoxlangan arteriolasi orqali kapsulani ichiga. Kapsulani ichida Shumyanskiy balmin kapsulasini ichki devor bor. Tashqarisi ham tashqi devor turibdi. Demak, kapsula o'zi ikki devor ekan. Ichki devor tashqi devor ekan. Ichki devoriga o'tib arteriola. Kapillarlar to'rini oziq qiladi. Mana u kapillarlar to'ri. Mana u arteriola. Faqat aytyapsizmi? Arteriolalar kapillarlar to'rini hosil qildi. Kapillarlar to'rini hosil qildi. Endi mana shu yerda sizga hosil bo'lishini bir yo'li gapirib ketaveraman. Men o'sha bir yo'li fiziologiyaga o'tib ketyapman, siz aytgan bo'lsangiz. Chunki mana bu qonning harakatlanishi fiziologiyada, to'g'rimi? Mana shu qon mahsulotlari keladi-da, kapillarlarni biz bilamiz o'rtoqlar, qon tomiri, muskuli bormi? 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 Ha, demak kapillar qon tomirlarining muskuli bor. Lekin u javoblar xato. Kapillarlar bir qavat epitelidan tashkil topgan bo'ladi. Esinglarda qoldimi o'zi? O'tgan mavzuda shunaqa joylari bor edi, ssenariy bo'yicha. Vena qon tomiri, arteriya qon tomiri muskuli bo'ladi. Kapillar. Bo'lmaydimi? Ha, yaxshi, endi qon tomir deb tushunibdi. Demak, kapillar qon tomirlarida muskuli yo'q. Nech qavat? To'g'ri. Bir qavat epitelidan tashkil topgan bo'ladi. Uni teshiklari bor, rasmda ko'rgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Shumyanskiy balmin kapsulasining ichki qismi devorida ham teshiklar bor. CD hosil bo'lish ikki fazani, ikkita jarayonni o'z ichiga oladi. Birinchi jarayon filtratsiya bo'ladi. Ma'lumki, kapillarlar to'ridan balmin kapsulasining ichki qismiga, ya'ni nefronning nayiga qon mahsulotlarining o'tishi filtratsiya jarayoni deb ataladi. Filtratsiya deb ataladi. Bunda kapillarlarda bosim yuqori, nefronda esa bosim past bo'ladi. Bosim yuqori joydan bosim past joyga qon mahsulotlari o'tadi, faqat ayrimlari o'ta olmaydi. Bular o'ta olmaydigan narsalar qonning shaklidagi elementlar o'ta olmaydi. Oqsillar o'ta olmaydi, qarasan, so'roq qilib qo'yganman. Oqsil o'ta olmaydi. Oqsilga yana qarang, gormon ham, fermin ham, asil ham, asteksin ham oqsilda tabiatan. Shuning uchun ular ham o'ta olmaydi. Qolgan hamma narsa o'tib ketdi. Qayerga o'tib ketdi? Nefronning nayiga o'tib ketdi. Kapsula orqali. Tushundinglarmi? Filtrlandi-da, shuning uchun siyli hosil bo'lishning birinchi fazasi filtratsiya deyiladi. Tushundinglarmi? Filtratsiya jarayoni bo'lib o'tdi. Shu nefronning nayidan birlamchi egri bugurk a'zolariga keldi. Nima keldi? Birlamchi siyli keldi. Mana shu narsa birlamchi siyli deb ataladi. Birlamchi siyli agar e'tibor bergan bo'lsangiz, qon plazmasiga yaqin. Faqat qon plazmasida bo'ladigan birlamchi siyli bo'lmaydigan narsalar bor. Oqsil bo'lmaydi birlamchi siyli. I gormon fermin aktivatsiyasi. Bu ham oqsil, ancha ular bo'lmaydi. Qolgan hamma yo'q qon plazmasi bilan yaqin. Nimaga bular o'ta olmadi? Sabab manovi teshik, kapsuladagi teshik, kapillardagi teshik kichkina bo'lganligi uchun bu ferin oqsil moddalar yiriklik oqsil molekulalar yiriklik qiyonligi uchun o'ta olmadi deydi. Bu yerda yozib ketyapti, ayrim oqsillar mayda oqsillar bor, bittasini yozib ketgan. Ashlar o'tadi aslida. Siz bilaveringki, xullas oqsil o'tmaydi. Demak, birlamchi CD degani birlamchi filtratsiya natijasidan hosil bo'lgan CD ekan, to'g'rimi? Va u birlamchi CD qon plazmasi tarkibiga yaqin ekan, faqat unda nima bo'lmaydi ekan? Oqsil bo'lmaydi. Bo'ldi, ashy birlamchi CD. Birlamchi CD sekin pastga tushib, gelli halqasida sekin yana tepaga chiqib, ikkilamchi bugurk kanalchalari keladi. Ma'lumki, kapsulaning ichidagi kapillar qon tomirlar to'ri bor edi-yu. Chiqqandan keyin olib ketuvchi arteriolani hosil qiladi. Mana olib keluvchi arteriola kapsulaga. Kapsuladan olib ketuvchi arteriola chiqib kitobda yozyapti, sizlar kitoblarda. Ikkilamchi egri bugri kanalchalarni chiqib nima chiqdi deydi? Olib ketuvchi arteriola chiqib ikkilamchi egri mana o'y, bolacha, mana.
İkilamçı gürkanaçaylar kep durup olup ketuvçı arteri yolu. İkinci martta kapilyarlar torunu hasıladı. Bana kapilyarlar toru. Bana o olup ketuvçı arteri yolu. Farkı bırakan mı? Bana o ya arteri yolu, olup ketuvçı arteri yolu. Bana o leki kapilyarlar toru. Bir yerde karın, nefronda kapilyarlar toru iki vatı torulandı. Doğru mu? Ha? Birincisi kapsuların içinde kapilyarlar toru. İkincisi ikilamçı ilgili gürkanaçaylar. Nima gap bu yerda to'rni hosil qildi? Nima ishi bor bu yerda degan savollar tug'iladi. Ha, shundan iboratki, mana yerda bizda birlamchilik hosil bo'lganmidi? Birlamchilik endi silik hosil bo'lishini xuddi ikkilamchi egri bugurik kanalchalarda silik hosil bo'lishining ikkinchi fazasi bo'ladi. Qanday faza bo'ladi? Reabsorpsiya. Re degani qayta degani. Absorpsiya degani so'rish degani. Regenerasiyani bilasiz to'g'rimi? Organizm o'zini qayta tiklash regeneratsiya deyiladi. Re degani nima deganiga demak, qayta degani. Absorpsiya degani so'rish degani. Qayta so'raydi. Va qon tarkibidagi plazmaga yaqin deyapmiz-ku, kerakli narsalarni yana qayta so'rib oladi. Bela aytmay ketdim, bir kecha kunduzda 100 litr suvning hosil bo'ladi. Qanday suvdik? Birlamchilik hosil bo'ladi. Endi yana Birlam CD'yi takipte bizge gereğli bölgeyen nasalar var. Kaysi nasalar? Mesela yağ gereğidir. Yine ne gerek? Glukoza gereğidir. Doğru mu? Glukoza ötük etipti bir yaptı. Yine ne gerek? Vitaminler gereğidir. Doğru mu? Vitaminlere ötük etipti. Artıkça suan gereğidir bizge. Hangi suda 300 orsayı bulmuyor? 100 litre 100 litre suda 300 orsayı bulmuyor. Artıkça suan kayta soruluş gereği. Rapsorusu buluş gereği. Mana shu moddalar reabsorpsiya bo'ladi. Masalan, 100 litr birlamchilik hosil bo'lgan bo'lsa bir kecha kunduzda, filtratsiya natijasida 98.5-99 litr suvlik ikkilamchi kapilyarlar to'riga qayta surilib ketadi. Shunda 1-1.5 litr suvlik ikkilamchi suvlik haqiqiy suvlik bo'lib qoladi. Şu yapsalarmı? Bir yarım litre. O endi yığucu, nefronun yığucu neye götürdü? Yığucu neyden? Piramiden neye götürdü? Piramiden üç kısmından yürek kasası götürdü. Yürek kasasından yürek camı götürdü. Yürek camıya toktosuz rağmen silik kuyruğu durdu. Silik neye ortalık? Silik tüfeğiye. Yani silik kapıya toktosuz rağmen kuyruğu durdu. Şuyasından CD kapı, CD'nin toplaş vazifesini bacarar. Üçlap duruş vazifesini. Yani CD yolunun uzunluğu 30 cm olanı, onun diametre 6-8 mm olanı. Diametrenin uçlansları 6-8 uzunluğu kaçırken 30 cm. Bu CD yolu, büyürekteki, karın boşluğundaki azalarının arka tamamına döndü. Arka tamamına. Orqa tomonda bu silik tufayli kelib o'tiradi. Silik tufayli joylashishini yozyapti, shunday yozyapti. Silik tufayli chanoq bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, qol suyagining orqasida joylashgan. He? Qovoti bo'ladi. Qol suyagi, demak, silik tufayli kamar suyagiga kirib ketish kerak. Qol suyagi qayerdan keldi degan savol bo'ladi, to'g'ri? Qol suyagi men agar esagan bo'lsanglar, odamda chanoq o'zi bitta chanoq suyagi edi deb aytganman, esladinglarmi? Chanoq suyagi o'zi 3 juft suyakdan tashkil topgan, 6 suyakdan tashkil topgan. Yosh bolada 6 suyak bo'ladi, kattalarda bitta suyak bo'ladi. Qol suyagi chanoq suyagining qismi bo'ladi. Va oldingi qismidan ko'ringlar. O'z pulisib bo'lgan. Ko'rdinglarmi orasida yaqin ko'rdinglarmi? Bu to'g'ay bilan bo'lib turibdi-yu. Sintez pulisib ko'rdinglarmi? O'rtada turibdi-yu. Ash o'rtada turibdi qol suyagi. Ash qol suyagini orqasida sidik tufayli joylashgan. Sizga demoqchi bo'lgan gapim xullas. Qol suyagi qaysi suyagin deb o'ylamang, chanoq suyagining bitta qismi. Tushundinglarmi? Endi sidik tufayining hajmi 500, sidik tufayining hajmi 500-700 ml bo'ladi. Sidik tufayi 250-300 ml yetganda sidik tufayida sidikning hajmi shunda refleks hosil bo'ladi, siyish refleks hosil bo'ladi. Qanday bo'ladi bu refleks? Qayerlar boshqaradi degan savol tug'iladi. Bu yerda boshqaradi orqa miya. Orqa miya dumg'aza segmenti boshqaradi.
Dumg'aza segmentda. Dumg'azadan nervlar chiqib, chiyiflarga ulangan bo'lar ekan. Tushunyapsizlarmi? Qaysidir qismi, masalan, ko'krak bunday berilgan, nafas olishda eski kitobda berilgan, bo'yin segmentdan chiqqan nerv tolalar diafragmani boshqarib turadi. Tushunyapsizmi? Ulardan nerv tolalar chiqadi orqa miyaga. Xuddi shuningdek, mana biz orqa miyani deydigan bo'lsak, Orqa miyaning ichki qismi kulrang moddadan tashkil topgan bo'ladi. Mana bu H shaklida, N shaklida. 250-300 ml-ga yetdi, 300 ml-ga yetdi. Aytadigan bir yo'li, CDF-dagi 3 ta devori bo'ladi, ichki shilliq devori bo'ladi, o'rta muskul tashqisi biriktiruvchi to'qmadan tashkil topgan bo'ladi. İçki shilliq devorida burmalar bo'ladi, CDF-dagining CDF to'lganda hajmi kengayib qolsa burmalar yoziladi. Tushunarligi? Shunda reseptor ta'sirlanadi. Reseptor qayerda? Shuni devorda joylashgan reseptor. Reseptor qanaqa to'qima? Nerv tolasining uch hisoblanadi. Reseptor ta'sirlanib, impulsni sezuvchi nerv tolaga beradi. Sezuvchi nerv tola orqa miyaning dumg'aza segmentida joylashgan qismiga, dumg'aza segmentida joylashgan qismiga impulsni beradi. Impuls keldi, impuls markaziy nerv sistemasiga borib keladi, markaziy nerv sistemasiga va orqa miyaning oldingi shoxidan chiquvchi harakatlantiruvchi nerv tolasi orqali, impuls siliqfaga keladi. Shunda impuls harakatlantiruvchi nerv tolasi orqali ta'sirlangani hisobiga siliq qopi, ya'ni siliqfaga qisqaradi. Tushunyapsizmi? Siliqfaga qisqaradi. Nimaga? Ana shuni siqib chiqarib yuborish uchun. Orqa miyaning dumg'aza segmentida, parasimpatik nerv sistemasining markazi bor. Demak, simpatik nerv sistemasi hali nerv sistemasi o'tamiz hali. Nega parasimpatik? Parasimpatik nerv sistemasi siliq qopi muskulini qisqartiradi. Tushundinglarmi? Shu yerda shunaqa deb yozyapti kitoblarga. Parasimpatik nerv sistemasi orqali kelib, siliq qopi muskullarini qisqartiradi. Endi siz o'zingizdan ma'lum aqlli o'quvchiga simpatik siliq qopi muskullarini bo'shashtiradi. Tushundinglarmi? Simpatik yozmaysiz, sizsiz yangilamay. Demak, simpatik nima qiladi? Bo'shashtiradi ekan. Tushundinglarmi? Nimaga bu yerda aytib ketyapman? Simpatik doimo hamma narsani kuchaytiradi. Parasimpatik susaytiradi. Bu yerda sizchi yangilangan joyi bor-da. Siliq qopi muskullarini parasimpatik qisqartiradi. Simpatik bo'shashtiradi. Lekin siliq chiqaruv nayda yumaloq muskullar bo'lib, ular sfinkter vazifasi, sfinkter degani ana shu muskullarni qisish degan vazifasini bajaradi. Ha, shunda endi simpatik, xuddi shu ta'sirni aksi bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Nima? Nima asqo? Ko'rsat. CDD tarkibiga to'xtalgan bo'lsak. CDD tarkibi 95% suv bo'ladi. Xatolar. 5% qattiq modda. Shundan 2% materiyal. Qolgan moddalar CDD kislotada qoldiq, azot, tuz, masalan, qand ko'p yuborgan bo'lsa, glyukoza ham ko'p chiqishi mumkin. Qand diabet bo'lmasa ham glyukoza chiqaveradi. Ba'zi hollarda. Asl uglevodlari ko'p yuborgan bo'lsa chiqadi-da. To'g'rimi? Chiqishi mumkin. Bu endi normada endi jam unaqa emas. Normada jam unaqa emas. Kamdangan holda endi glyukoza chiqish kerak. Endi ko'p yuborgan bo'lsa iloji aslida o'lchansa chiqadi. Doim chiqsa endi qand diabet deb ikkilanib tushib qolishimiz mumkin. Yana nima? Ko'pchilik buyrak kasalliklarida CD tarkibida oqsil ko'payib ketadi. Nimaga buyrak kasalliklari? Buyrak kasalliklari buyrak yallig'lanib qolsa yo'lda bemalol o'tib ketaveradi ekan oqsil. Qancha oqsil paydo bo'ladi? Tushunyapsizlarmi? O'zi oqsil normada CD tarkibiga oqsil bo'lmasligi kerak ekan. Tushundinglarmi nima kerakligini? Lekin buyrak kasalliklarida oqsil paydo bo'lar ekan. Masalan, qanaqa kasalliklar? Yallig'lanish kasalliklari, nefrit bo'lishi mumkin, yallig'lanish, tosh kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Yoki CD-dagi CD-ni pashi ishqoriy bo'lib ketadi ekan. Ishqoriy bo'lishligiga sabab ko'plab go'sht mahsulotlari ko'p iste'mol qilsa ishqoriy bo'lib ketar ekan. Demak, kam holda bo'ladi. To'g'rimi? Yoki
siyirik yollarında taş türüp barış kısabı ya, taş türüp barış kısabı ya, taşlar kırarı yoluşu mümkün, ötkürü yoluşu mümkün. Aslında siyirik yolu da, siyirik yolu da taş türüp barış yolmuşsa, şu yolda, işte mahboyar şilip boyucu mümkün, içi şilip kavartın, doğru mu? Şunda siyirik de kan paylığı boyucu mümkün. Şunlilere, demek kan nemeye paydağı buladı, nemi için oksil paydağı buladı, nemi için glukoza paydağı buladı, yani bana dedik, nemi için paşı işgari yok buladı, nemi geldiğini bir iş gidiyor. Şunlarla ki, hop, büyürek funksiyasının başka bir şeydi. Normalde bu sürekli tur altında CD çıkarlar gibi yaptı. Bu normal. Başka bir şey getirip de legion bozuyor. Demek birinci simpatik nervi sistemimiz, parasimpatik simpatik nervi sistemimiz CD'yi hasıl buluşu kadar yapacak gibi bozuyor. Normalde kaçırken tur altında CD'yi hasıl buluşu gereken bir küçük gündüz. CD'yi refleks sadır buluşu gereken tur altında. Kaçan özü bana 500-700 mililitre de yapmış, bir gece gündüzde kaçı CV hazır olayken özü? Bir yarım litre hazır olayken. Doğru mu? Mesela 201, tasavvur bana edip şu var. 250 mililitre yetkende seizure refleks hazır olayken, doğru mu? 1 litre hazır olsa bir gece gündüzde ne zaman da seizure refleks hazır olaydı? Törmet de bir yarım litre hazır olsa? Oldu bakta. Demek birbirine gaplar doğru keli yaptı da. Doğru mu? Yani iki kalın yer sisteması ayet yaptı. Simpatik, parasimpatik. Bilemiz biz olduğun mazuduya okuyamız. Simpatik yer sisteması kon tomurlarını tora yatıradı. Doğru mu? Bu düşünce yürekteki arteriye kapiler kon tomurlarını tora yatıradı. Kapiler kon tomurlarını tora yatıradı. Simpatik yer sisteması. Filtrasya cereyan süsü yazdı. Şu yazılar mı? Filtrasya yani birlençiliği hosu buluş keme yerdi. Demek ki kon tomir torayganidan keyin kapillarlarda, devordagi teshiklarda moddalar o'ta olmaydi. Ashuning hisobiga siydik hosil bo'lishi nima bo'ladi endi? Kamayadi. Parasimpatik nerv sistemasi buyrakdagi kapillar kon tomirlarini kengaytiradi. Kengaytirgandan keyin siydik hosil bo'lishi filtratsiya jarayoni ko'payadi. Ya'ni birlam siydik hosil bo'lishi ko'payadi. 100 litr bo'lsa 100 litrdan ko'p hosil bo'ladi birga chekinda. Tushunyapsizlarmi? Bu nerv sistemasi orqali ta'sir. Nerv sistemasi orqali ertaga sizga savol beriladi. Nerv sistemasi orqali ta'sir CD hosil bo'lishining qaysi fazasiga ta'sir qiladi ekan? Deydi Mastura deydi. Keyin nima deysiz? Oyasini aytib o'rsin deysiz. Filtratsiyaga ta'sir. Tushunyapsizlar? Endi bizda gormonlar ham bor. Ikki xil gormon CD hosil bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi antidiuretik gormon. Oldingi mavzuda ham aytganman. Anti qarshi, to'g'rimi? Anti terror bor, terrorga qarshi degani. Anti qarshi diurez degani sidikning hosil bo'lishi, ya'ni sidikning hosil bo'lishiga qarshi gormon anti diuretik gormon deydilar. Qaysi jarayonga ta'sir qiladi desa, bular reabsorpsiyaga ta'sir qiladi. Sidik hosil bo'lishining ikkinchi fazasiga ta'sir qiladi. Qanday ta'sir qiladi? Anti diuretik gormon reabsorpsiyani, ya'ni qonga qayta surilishini kuchaytirib beradi. CD hosil bo'lishi shunda kamaydi. Tushundinglar? Endi ikkinchi gormonimiz antidiuretik gormon qanday ajralib chiqadi? Orqa bo'lagidan. Nima orqa? Gipofizning orqa bo'lagi. Gipofizning orqa bo'lagidan ajralib chiqadigan ikkinchi gormonimiz ikkita gormon bor. Keyingi tiroksin gormoni qanday ajralib chiqadi? Qalqonsimon bezlari ajralib chiqadi. Qalqonsimon bezlari ajralib chiqadigan tiroksin gormoni reabsorpsiyani susaytiradi, ya'ni qonga qaytarib so'rilishni susaytiradi. Siyirik hosil bo'lishini kuchaytiradi. Ko'rdinglarmi? Gormonlar qurilasgan o. Gormonlar siyirik hosil bo'lishining ikkinchi fazasiga, nerv sistemasi siyirik hosil bo'lishining birinchi fazasiga ta'sir qiladi. Farqi yetib oldinglarmi? Mana shu savollar o'tgan yili oldingi yil tushgan savollar. Reabsorpsiya kuchaytiradi, kuchaytiradi. Qaysi fazaga? Balobatda. Yangi bildasizmi? Buni konkret bilishimiz kerak. Qanaqa savollar bor? Ana shu kapillar bilan o'zib ketdi. Mayda-ka, mana aytmay ketgan joylarim bor ekan, men endi ismi tushyapti, savol berganingizdan keyin. Mana arteriya to'rni hosil qildik kapsulani ichida. Malpigi to'ri deyiladi. Malpigi degan olim, hamma o'z nomiga qo'yaverganda. Chinadagi Malpigi to'rini hosil qiladi. Shu to'rdan keyin olib ketuvchi arteriyolar olib ketadi.
Hop ketdi qaray. Yana aytmay qo'ygan joyim. Mana ikkilamchi to'rni hosil qildi, ikkilamchi yerini yurkalamsan, to'g'rimi? Ikkinchi marta to'rni hosil qildi. Shu to'r chiqib turib, venalarni hosil qiladi. Venalar yana yagonalashib turib, keyin yagona vena bo'lib chiqib ketadi. Venalar uladi, keyin vena bo'lib chiqib ketadi. Tushundinglarmi? Yürekte nefronlu kan bilen teminlenişi, yürekinin kan bilen teminlenişi ki doğru proporsiyonel ravişte bulunur. Şimdilere, rastan maskelerde kan bilen teminlenişi yiyem, nefronlu kan bilen teminlenişi yiyem, güdeyem doğru çünkü. Yani bu Allah'a çevirliği değil mi? Yine kadar savaşlar var. Var mı savaşlar? Savaşlıyor mu? Az minder payda olup olanı. Yok mu? Ha, kasalliklerine ait. Ha. Bir de sorun var. Birlerin siliği var ikiydi. Ha. İşte yüzlükle birlerin siliği, ikilerin siliğinden her bir yer midir ya? 99, 98 yarım litre kaydı da. Konya kayda sorulup biter. Konya kayda sorulup biter dedi yok. Konya kayda sorulup biter. Aslında ki yaş bir yer midir yok olan. Hayatta konya kayda sorulup biter de. Xo'p, endi yana kasalliklarni aytmay ketibman. Buyrak kasalliklari asosan ikkiga bo'linadi. Buyrakning yallig'lanish kasalliklari va buyrak tosh kasalliklariga bo'linadi. Buyrakning yallig'lanishiga sabab tish kasalliklari, o'z vaqtida davolanmaslik, angina, gripp kasalliklaridan uzoq davolanmaslik. Umuman olganda turli xil yuqumli kasalliklarni o'z vaqtida davolanmaslikdan kelib chiqadi. Nima uchun? Masalan, tish kasalligini olaylik. Tishning pulpit kasalligi bo'lib qoldi. Mikroblar bemalol pulpa bo'shlig'iga o'tib, qon tomir orqali ketdi manzilga qarab. To'g'rimi? Yurakka boradi, mikrob yurakni yallig'lantiradi. Tushundinglarmi yallig'lanish sababini? Endi yallig'lanish kasalliklari qanaqa bo'ladi? Yurakda yallig'lanishlari aytamiz, nefrit, pielonefrit, pielonefrit yallig'lanishi, pielonefrit ekan. Deb hazlashib qo'yaman, esda qolsin deb. Tushundingizmi? Demak, nefrit, nefron ko'rasiz, nefrit İt qo'shimchasi nima bo'ladi? Yallig'lanishni bildiradi it qo'shimchasi, demak nefron yallig'lanishi, demak nefrit. Endi bu yerda yozyapti kitobda. Buyrakning yallig'lanishi nefrit. Ha nimaga? Ha bu yerda bitta nefron emas-da. Juda ko'p bo'lganchi buyrak yallig'lanishi deb qo'yuvoryapti. Nefrit, pielonefrit bu buyrakning yallig'lanishi. Sistit bu siydik tufayli yallig'lanishi. Siydik chiqarib nayni yallig'lanishi, uretrit. Ha prostata bezini yallig'lanishi prostatit deyiladi. Prostatit erkaklarda bo'ladi, ayollarda bo'lmaydi masalan. Prostata bezgani keladi. Tushunarliki? Boshqa joylarga e'tibor berasiz. Chunki mana qaysi savollarda quyidagi kasalliklar faqat musavvotlar. Erkaklarda uchraydigan tiyidik ayrish organi yallig'lanishi desa, demak kasal ekan, nefrit, pielonefrit, sistit, uretrit, prostatit siz hammasini yozganini belgilamaysiz-da. Tushunyapsizmi? E'tibor berasiz. Tushunyapsizmi? Boshqa joylarga. Endi tosh, buyrak tosh kasalligi. Tosh kasalligi, demak yallig'lanish kasalligining sababini tushundinglar, to'g'rimi? Yana yallig'lanish kuchayib ketishi mumkin. Shamollagan, sovutgan, to'g'rimi? Ana shu yallig'lanish kuchayishiga sabab bo'ladi. Chunki sovuqligida nima bo'ladi? Ular uchun muhit yaxshi bo'ladi. Buyrakdagi funksiyalar, organizm uchun funksiyalar sustlashgan, organizm funksiyasi ular kuchaygan, zo'r. Tushunarliki? Endi tosh kasalligi moddalar almashinuvining buzilishidan kelib chiqishi mumkin. Genetik bo'lishi mumkin. Yoki kam harakatlikdan bo'lishi mumkin. Sizning kitobingiz ikkitasini yozyapti. Kam harakatlik moddalar almashinuvining kuchayishidan bo'lishi mumkin. Tosh kasalligi. Va uchinchisi ham bor ekan. Ovqat tarkibida turli xil tuzlarning ko'payishi natijasi. Masalan, bir yo'l qo'shimcha xabar aytaman. Bizning Andijon viloyatida marhamatda ko'proq buyrak tosh kasalligi ko'p bo'lar ekan, chunki ular ichimlik suvini tarkibida ana shu toshga sababchi bo'lgan tuzlar bor ekan. Ha? Biz yaxshiyam qaydamiz? Sahroxonamiz. Yaxshi, ko'p anaqa statistika ma'lumot endi qiziqardi. Xo'p, kasallik nima aytdi? Yana qanaqa savollar bor? Buyrak qo'shishdan Buyrak toshda masalan turli xil kalsiyli, aratli, har xil tuzli toshlar bo'lib qoladi. Ular kapsula bilan qoplanib qoladi. Operativ davo qilinganda tosh olinadi, haqiqiy tosh. Bir yo'la holatingiz qiziqqanmiz, bir yo'la aytib ketaveraman, bugun vaqtimiz ertaroq tugadi. Ertaroq tugatdik.
Mesela tok sürüp bozuk, türlü bir keserliği. Ben ismini çıkıp ettik, şapta yazılırken diyor yani. Yürekli vazifesi fakat maddeler anlaşılır maksulabını acıratlaşmaz da. Yani kaçlar, ha? Zararlı maksulabı acıratlaşmaz. Organizmde gamiyostazını tamirlap duralım diyor. Şunası da gamiyostaz da. Organizmde içki mutlum daimiliğini tamirlap duralım. Değil mi üçün? Bas, kan basınma niye mi yürek? Sakalat duruşu içine bakalım. Bir bitti organ yürek. Değil mi üçün? Kanda suni miktarı köpeğip geçse, köpeğip geçse. Ne buladı? Suni köpeğe kalıp çık gidelim diyor. Su köpeğe geçip diyor diyor. Şunu yapsın mı? Şimdi kan basın ne buladı? Basın pasayadı. Çünkü kan tarakibinde su kemerdi. Su kişilerinde su kemerdi ne buladı? Basın pasayadı. Şunu yapsın mı? Tuzların konsentrasyasını normaya sop duralım. Kanakadır tuzun miktarı köpeğe geçsin mi? Büyürek alıp çık gidelim. Lekin masalan aşı joy degan, aşı marhamat degan. Ko'p tuz iste'mol qilgan bo'lsa nima bo'lar ekan degan. Tuz ko'proq achishga harakat qilar ekan deydi. Ko'proq achishga, achishga yo'ldan turib, faylda tuz tosh paydo bo'ladi. Bilmadim yo'q. Bu bunga ancha vaqt ketadi. Ha bu tosh keldi ko'chgandan keyin menga kelganda nima bo'ladi? Qirrolik bo'lsa yerasi ko'radi. Og'riq. Yurak jomjasidan ham paydo bo'lishi mumkin. Kasada ya, nefronda ya, para oluşum. Şunlarla gel.